Tevrat'ta da buna dikkat çekiliyor. Şu kadar kişi olsa, gene soruyor şu kadar kişi, en son iniyor, 11 kişi olsa diyor, 11 kişi de diyor. İman eden 11 kişi olursa, dini, İslam'ı dünyaya hakim eder Allah diyor, 11 kişi. İslam'da neler yasak? Belir işte, fuhuş. Yani nikah olmadan ilişki. İşte şarap, hırsızlık, cinayet, gasp, yalan söylemek, açık, net hükmünü, kumar, efendim, namaz kılmamak haram, faiz haram, kumar haram, homoseksüellik haram, belirli işte haramlar, sayılır, anlam gelirse helal. İstediğim yaşa. Allah cennet gibi yaşamamızı istiyor. Yani bize niye Allah öyle bir ağırlık versin? Ama belirli pis şeyleri yasaklamış Allah. Zaten tiksinti verici. Şimdi domuz hakikaten tiksinti verici bir et yani hayvan. Yani helal de olsa ben onu yemem yani. Bayağı iğrenç görünüyor. En kötü et. Efendim? Daha kötü bir et yok. En kötüsü. Ya çok iğrenç yağma falan. Çok bayağı tiksinti. Midem bulanıyor baktım yani. Evet. Ön yargı falan değil yani. Hakikaten yenmez. Boynumun kenarları ağrıyor yani. Şarap helal olsa da içmem, kokusu çok kötü. Evet. Nefesteki kokusu da çok iğrenç. Bayağı pis kokuyor ya. Evet. Ayıp yani öyleyse içip o pis kokuyu insanlara hissettirmek çok büyük bir saygısızlık. Evet. Çok ayıp. Tadı da çok kötü. Acılı, tadı berbat yani. Ağzını şak şak damağını vuruyor. Nefis porto şarabı diyor. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar demiştir. Neresi lezzetli onun yani? Niye dürüst olmuyorsun ya? Nerede orada onun lezzeti? Hayır desen ki mesela üzüm suyu falan, mesela şıra falan lezzetli. Hakikaten tatlı o, hoş. Orada rezalet kokusu, leş gibi kokuyor yani. Bayağı da acı, berbat. Niye dürüst konuşmuyorsun? Yemeğin kokmuşu, bozulmuşu nasıl kötüyse, meyve suyunda kokmuşu, bozulmuşu öyle kötü oluyor. Berbat bir şey ya, ciğer yakan bir şey yani. Çok rezalet yani. Neyini savunuyorsunuz? Haramlar hep doğru. Kumar. Adamlar cinnet geçiriyorlar, birbirine düşman oluyorlar. Kötü. Faiz, paranın alıp satımı. Ekonomi yerinde sayar. Para satılır mı ya? Mal alınıp satılır. Para niye alınıp satılsın? Çökertir ekonomiyi, hayatı çökertir. Uğursuz bir davranış. Onun için yasak, doğru. Onun dışında istediğin gibi eğlenirsin, gezersin, tozarsın, yersin, içersin, ibadet edersin. Ama bak mühim bir ibadet var, o dünyayı cehenneme çevirdi işte, bak onu terk etmeleri. Hayır, mesela bak namazı unutmadılar. Oruç unutulmadı, zekat unutulmadı, hacı da unutmadılar. Ama velayet sistemi unuttular. Evet. Yani en mühim farzlardandır velayet sistemi. İnanılır gibi de ya Resulullah zamanında kısa bir süre uygular Mekke Medine döneminde. Resulullah vefat ettiği ertesi gününe itibaren başladılar bozulmaya. Mal mülk edinip falan herkes kendi işine bakmaya başladı. Velayet sistemi. İsa Mesih zamanında da vardı. Vefatından sonra çat bitti. İsa Mesih zamanında yoğun velayet sistemi. Talebelerinden. Sofra birlikte, mesela tarlası var satıyor, getiriyor, beraber hep kullanıyorlar. Kayığı var satıyor, beraber kullanıyorlar. Her şeyleri beraber. Kimse aç açıkta değil. Bir sürede o şeyler götürebilmiş gibi görünüyor rahipler, kilise açanlar. Hakikaten o sıcak dostluk ilişkisi hissediliyor İncil'de. İşte Korintlilere mektup falan oraya gidiyor. Mesela orada bir kilise açıyor. Kardeşler diyor falan ama boğulmuş tabii orada da yine de. Yani gücünü kaybetmekle beraber ölmemiş. Hissediliyor yani. Çünkü kilise yapabiliyorlar bir araya gelip. Bir arada yemek yiyorlar falan. Hakikaten fedakarlar. Mesela mahkemeye veriliyor, korkmuyorlar. Dağılmıyorlar. Polis basıyor, dağıtıyor falan. Korkmuyorlar. Maşallah. Tabii çekinmiyorlar. Hatta diyor İsa Mesih, benim adımdan, benim yüzümden, yani benim oluşturduğum topluluğa bağlı olmanız gerekçesiyle sizi tutuklayacaklar.
hakim önüne çıkaracaklar. Hakim önünde ne konuşacağız deyin, dertlenmeyin diyor. Size Allah konuşturacak. Çok rahat olun diyor. Yani kaderdeki konuşmayı yapacaksınız diyor. Hiç dert edinmeyin diyor. Evet, ben güzel yüzümü bir daha göreyim, konuyu değiştirelim. Merhaba, ben Kocaeli'den Emel. Kur'an-ı Kerim kadınlara ne gibi özgürlükler sunar? Canım için Allah seni cennette bana kardeş etsin. Cennet bahçelerinde inşallah dost oluruz. Çok sevdim seni, çok temiz kızsın. Kadını acayip koruyor Kur'an. Evet. Hayret ya, mesela erkek kişi öyle bir şey yok. Kadından bütün toplum sorumlu. Abisi, babası, sokak, herkes. İnşallah. İş bulmak. Ya mesela kadının öyle çalışma mecburiyeti yok. Ama erkeğin var Kur'an'da. Kadına erkek para vermekle mükellef. Evet. Mesela evlenmeden önce veriyor. Eğer boşandıysa yine veriyor. Boşandıktan sonra yine bir süre veriyor. Ev bulmakla mükellef boşanırsa. Evet. Dışarı gönderemiyor. Zaten başka o bakmasa bile toplum bakmaya mükellef. Evet. Herkes, yakınlar, akrabalar, herkes bakmaya mükellef. Mesela savaşa girme mecburiyeti yok. Yani bütün işi, ağırlığı Allah erkeklere veriyor. Hep erkeklere hitap ediyor. Ya kardeşim işte anlamıyor musun? Erkeğe hitap ediyorsa kadını ondan muaf tutup kadını koruyan hükümler. Tabii. Mesela hitap hep erkeğe. Ne demek? Kadın bundan sorumlu değil diyor Allah. Daha ne istiyorsun? Evet. Ne güzel. Kadını koruduğunu anlamıyor. Ya hep erkeğe koruyor diyor. Evet. Ya orada erkeğe Allah emir veriyor onu korumak için. Hüküm tamam ona da. Ama kadını koruyan bir hüküm oluyor orada. Evet. Dikkat edin, bakın hep hitap erkeğidir. Her şeyde. Bak diyor ki İsa Mesih, Markos 9'da 23'te iman eden biri için her şey mümkündür diyor. Ama samimi iman edecek Allah için. Yani mesela kendi için, ya Rabbi bana fabrikalar ver diyor. Ne yapacak? Keyif süreceğim diyor. Acayip belasını verir. Mahveder Allah. O duasını belaya çevirir. Ya süründürür böyle. Dünetir adeta. Allah haşa meydan okur gibi bir laf. Yani çok münasebetsiz bir ifade. Ben eğlenmek istiyorum diyor Allah'a. Seninle de bağlantımı keseceğim. Bana yiyecek, eğlence ver. Ben eğleneyim diyor. Belanı istiyorsun, Allah da belanı verir. Sırf Allah için isteyeceksin. İnşallah. Yani aklın, vicdanın samimi isteği bu olması gerekir. Evet, dinliyorum. Afinin tamamen